Söz verdik yapıyoruz 20 Haziran Perşembe günü yaza merhaba çekilişi ile sizlerleyiz. Kasapoğlu mobilya kalitesinde tam 50 adet birbirinden özel hediye sizleri bekliyor. Bir adet özel koleksiyon köşe takımı, bunun yanı sıra halılar, sehpalar ve paspaslarla evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Kampanya ve çekilişimizin detayları Korkuteli Kasapoğlu Mobilya'da olacak. İttifakı Meclis Üyesi adayları Meclis Üyesi gibi çalışmalarına devam ediyor. Seçim öncesi sorumlu oldukları mahalleler belli olan Meclis Üyesi adaylarından Ömer Ali Aygün çalışmalar hakkında bilgi verdi. Göçerlerden sorumlu AK Parti ilçe yöneticisi Ahmet Erdoğdu da Korkuteli TV'ye açıklamalarda bulundu. Efendim, seçim döneminde Cumhur İttifakı güzel bir uygulama yapmıştı. Tüm 25 meclis üyesi adayına da belirli köyler paylaştırılmış, o köylerde çalışmalar yapılmış. Seçimden sonra da kazanıp kazanmamasına bakmadan, mecliste olup olmamasına bakmadan hizmetlerin takibi bu meclis üyesi adaylarına düşmüştü. Göçerler Mahallesi'nin sorumluluğu da Ömer Ali Aygün'e düşmüştü. Ömer Ali Aygün ile beraberiz. Muhtarımız var yanımızda ve AK Parti ilçe teşkilatından da yine göçerler sorumlusu Ahmet Erdoğdu ile beraberiz. Hemen kısaca bir değerlendirme de başkanlarımızdan alacağız. Abi buradasınız. Dünden beri buradasınız. Allah razı olsun. Biz pazartesinden itibaren çalışmaya başladı ekibimiz. Biz de Ömer Başkanımızın ve Cumhur İttifakımızın bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak Ömer Başkanımız bize görevlendirme yaptı. Bu görevlendirme çerçevesinde paylaştığımız köylerde Ömer Başkanımızla beraber sabah kaçta geliyorsa 5'te, 6'da, 7'de neyse biz de onunla beraber köylerde gerekli çalışmalar yapıyoruz. Yani bizim Ömer Başkanımızın bize verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Başkanımıza da teşekkür ederiz bu arada. Köylümüze de hayırlı hizmetlerde sunmasından memnunuz yani. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim. Hemen yanımızda Ahmet Erdoğdu var. Ahmet, Parti ilçe teşkilatı olarak geldiniz. Evet, muhtarımızın daveti üzerine geldik. Çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarımızın isteklerini, görüş ve önerilerini aldık. Biz de elimizden geleni yapacağımızı muhtarımıza söyledik. İnşallah elimizden geleni yaparız. Teşekkür ederiz. Güzel. Muhtarım var yanımızda. Evet. Muhtarım, çalışmalar 2 gündür köyünüzde. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şimdi başkanımız seçim vaatlerinde verdiği sözü aynen yerine getiriyor. Her mahalleye, her köye işte birer hafta sırayla hizmet sırası vermişti. Ve ikinci sırada biz vardık. Dün çalışmaya köyümüzde bütün ekibiyle belediyemiz başladı ve şu anda son hizmet, son süratle çalışmalarımız devam ediyor burada. Belediyecilikte belki ilk defa böyle bir çalışma görüyoruz. Daha önceler böyle bir çalışma görmedik. Bundan dolayı başkanımıza ve bütün ekibine buradan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz.